Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 3-9 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Sevgili balıklar, bu hafta gezegenlerimizin burç değişimleri var. Bunlar doğal olarak günlük hayatımızın temposunu, iletişim trafiğinde biraz değiştirecektir. Ayın 5'inde Venüs İkizler Burcu'na geçiş yapıyor. Ayın 6'sında da Merkür Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. Venüs İkizler Burcu'ndayken özellikle ev, aile, yuva içerisindeki hareketlilik artabilir. Bu dönemde ev içerisindeki sosyal faaliyetlere daha fazla ilgi gösterebileceğinizi işaret ediyor. Toplantılar, organizasyonlar, partiler düzenleyebilirsiniz evinizde ve genellikle kardeşler olabilir, yakın çevre akrabalar olabilir, onları davet edebilirsiniz. Evinizi güzelleştirecek, dekore edecek, dekorasyon, tadilat gibi bu anlamda konfora yönelik, estetiğe yönelik ev içerisinde bazı çalışmalarınız da olabilir. Özellikle bunlar Temmuz'un ortasından itibaren daha verimli, daha yoğun gündemde olabilir. Merkür Aslan'da ilerlerken sevgili balıklar, bu dönemde biraz daha günlük iş temponuzda iletişime önem verebileceğinizin işaretçisi. Örneğin mesleki eğitimler alabilirsiniz. Mesleğinizle ilgili, genel becerilerinizle ilgili okuyabilirsiniz. Usta-çırak ilişkilerinin biraz öne çıkacağı bir dönem. Hani ilgi duyduğunuz konularda bilgi toplayabilirsiniz, bir şeyler öğrenebilirsiniz bu dönemde. İletişim cihazları, günlük hayatınızda kullandığınız iletişim cihazları ile ilgili yenilikler olabilir. Yanınızda biraz daha özellikle hani genç insanların yoğunlaştığını, iş ortamınızda onlarla daha fazla haşır neşir olduğunuzu hissedebilirsiniz. Tabii aynı zamanda evcil hayvanlarla ilgili konularda Merkür Aslan geçişinde biraz öne çıkıyor. Belki de bir evcil hayvan sahibi olabilirsiniz bu dönemde. Evet, hafta sonu Pazar günü Ay Oğlak Burcu Dolunay'ın meydana geliyor. Pazar sabahı Oğlak Burcu Dolunay'ı sevgili balıklar sizin 11. evinizde meydana gelecek. Aslında çok güçlü bir Dolunay sizin adınıza. Çünkü 11. ev genellikle hani gelecekle ilgili hedefleriniz, umutlarınız, dilekleriniz, hayallerinizle ilgilidir. Ve Dolunaylar bir şeyleri de böyle tamamlama enerjisi ortaya çıkarır. Dönüşümler ortaya çıkarır. Plüto etkili güçlü bir dolunay, güçlü bir arzunuza kavuşabilirsiniz. Güçlü kişilerden destek alabilirsiniz. Ama bir yandan da dikkat etmek lazım. Çünkü bir Mars var, Plüto var, karşıtlık var. Bunlar stresler de oluşturabilir. Özellikle arkadaşlarla ilgili ya da sosyal çevrenizle ilgili konularda bunlar duygusal ilişkilerinizle ilgili olabilir veya çocuklarla bağlantılı olabilir. Ani stresler ya da yönetmekte zorlanabileceğiniz bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta sonu özellikle 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası dolunay etkileri yoğun olarak gündemde olacak. O nedenle biraz daha olaylara sakin yaklaşmakta, temkinli olmakta fayda var sevgili balıklar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.